Gün sonundan herkese merhaba, ben Özlem Karakullukçu. Bugün de efendim yurt içi ve küresel taraftaki gelişmeleri ele alacağız. Borsa İstanbul'a yakın mercek altına alıp önümüzdeki süreçte çıkabilecek fırsat ve riskleri değerlendireceğiz. Bir diğer taraftaysa kurdaki gerileme. Peki Haziran ayı sonuna doğru beklentiler ne yönde değişecek? Hepsini konuklarımızla gündeme alacağız. O yüzden tanıyoruz kimler bize eşlik ediyor. Günün öne çıkan başlıklarıyla devam ediyoruz. Haberlerimizde ise hibe desteği ödemelerinin yarın başladığı var. Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Muşmut sosyal medya hesabından esnafa hibe desteği ödemelerinin yarın başlayacağını duyurdu. Ticaret Bakanlığı ise konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Esnaf, sanatkar ve gerçek işi tacirlere koronavirüs salgını nedeniyle verilecek hibe desteği hakkında 20 Mayıs 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararı gereğince başvuru sıralaması dikkate alınarak 5000 lira hibe desteği, 188.000 kişi ise 3.000 lira hibe desteğiyle 843.000 kişiye ödeme yapılacak. Çin'de üretici fiyatlarında 13 yılın en hızlı artışı yaşandı. Çin Ulusal İstatistik Bürosu Mayıs ayına ait tüketici ve üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre Mayıs ayında üretici fiyatları küresel emtia fiyatlarındaki yüksek artışın ve düşük bazın etkisiyle geçen yılın aynı ayına göre %9 artış gösterdi. Üretici fiyatları 2008 yılının Eylül ayında %9,1 yükselmişti. Nisan ayında ise %6,8 olan artışın Mayıs ayında %8,6 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu. Ve borç yapılandırma düzenlemesi yürürlülükte. Türkiye Büyük Millet Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile ilgili bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. 30 Nisan 2021 itibariyle kesinleşmiş vergi, harç ve SGK prim borçlarıyla cezalar yeniden yapılandırılacak. Son yapılandırmadan yararlanan ancak borcunu zamanında ödeyemeyenlerse yapılandırmadan yararlanabilecekler. Ve Sayın Elvan, banka sahibi olacak sigortacılar için kolları sıvayın dedi Türkiye Sigortalar Birliği Genel Kurulu'na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Lütfi Elvan, sigorta ve emeklilik sektörünün banka sahibi olabilecek büyüklüğe ulaşabilmesi için kamu olarak tüm yasal ve idari düzenlemeleri yapmaya hazır olduklarını dile getirdi. Elvan, aynı zamanda bankacılık sektörünün yanında sermaye piyasalarının ve sigorta sektörünün de ekonomik faaliyetlerinin daha fazla destek olması amaçladıklarını belirtti. Son haberimiz ise Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'dan geliyor. Partisinin grup toplantısında konuştu. Ekonomiye ilişkinse bilgilendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı, bu süreçte yatırımcılara her türlü desteği verdik, veriyoruz dedi. Detaylarını haberimizde izliyoruz. Küresel düzeyde ortaya çıkan fırsatları değerlendirmek için sürekli yeni arayışlar peşinde olan yatırımcılarımıza ayrıca her türlü desteği verdik, veriyoruz. Sağlıkta hem altyapı, hem yetişmiş insan kaynağı, hem hizmet kalitesi, hem kapsayıcılık bakımından geçmişte bize örnek gösterilen ülkeleri fersah fersah geride bıraktık. Vatandaşlarımızın sağlığını titizlikle korurken ülkemizin üretim, istihdam, ihracat ve büyüme diye ifade ettiğimiz, tabii başta yatırım, ekonomik görünümüne de halel getirmemeye özel önem verdik. Sanayicilerimiz diğer alanlarda da çok önemli atılımlara imza atıyorlar. Bu arada malum, yerli otomobilimize sahip olma konusundaki çalışmalarımız planladığımız şekilde yürüyor. Ülkemizin dört bir yanındaki tüm organize sanayi bölgelerinde
ve diğer alanlarda harıl harıl yeni fabrikalar inşa ediliyor, kapasiteler genişletiliyor. Hızlıca rakamlarla devam edip konuklarımıza döneceğiz. İlk konuğumuzsa Soner Kuru bizlerle birlikte olacak. Borsa İstanbul performansına daha detaylı bakacağız. Bugün biraz daha yatay görüntü vardı. Beklentilere paralel giden bir Borsa İstanbul var. Haziran ayı zaten gündem yoğun demiştik. Önümüzdeki haftalarda öne çıkan başlıklarda Amerika'dan gelecek görüşmeler, NATO zirvesi ve TCMB'nin alacak olduğu faiz kararı, FED faiz kararı, ECB'nin kararları tabii ki Borsa İstanbul performansını yakından ilgilendiriyor. Bugün daha yatay bir görüntü içerisindeydi. Bekle gör yapan bir Borsa İstanbul var. Anlıksa yatay görüntüyü koruduğunu görüyoruz. 1450 puan seviyesinin hemen altında. BIST 50 1271.30 ise 1549 puan seviyesinde. Kur tarafına geçiyoruz. Aşağı doğru kırılmalar dün başlamıştı. Özellikle burada 8.60'lı seviyelerin altını görmesiyle birlikte bugün gelmiş olduğu nokta 8.57.81 anlık %0,3'lük düşüş. Euro TL tarafında biraz daha Euro'nun tabii ki küresel boyutta da alış tarafında olmasıyla birlikte yerini koruyor TL karşısında 10,4777 ve aynı zamanda Pound TL tarafında düşüş devam ediyor Pound'da da 12,1434, İsviçre Frangı TL 9,6066, sepet kurdaysa seviye 9,5280'li yatay negatifliği işaret etmekte. Devam ediyoruz. Hemen dolar endeksine de bakalım. 90 birimli seviyelerdeydi. Gelen önemli haber akışlarını burası da karşılıyor. Varlık fonunu burada daha çok biraz daha aslında para piyasası bulduğunda piyasaya verilen likit fazlalığının aslında yaratacak olduğu enflasyon korkusu ve beklentileri dolar endeksine yön vermeye hala gayret ve devam ediyor. 89,87'de özellikle biraz daha geçici enflasyon beklentilerinin artışıyla birlikte 10 yıllık tahvil faizlerindeki geri çekilme dün gözlemlenmişti. Dolar endeksinde de 90'ın hemen altında olduğunu seyrettiğini görüyoruz. Euro dolar 1,2216 buradaki yükselişi görüyoruz. %0,4'e yakın euro tarafında. Pound dolar yatay 1,4158 ile dolar yani 109,2495 ve İsviçre frangı karşısında biraz daha düşüş gösteriyor 0,8928'li seviyelerde diyelim. Hemen Avrupa borsalarına da geçiş yapalım. Orada da biraz daha risk iştahı ile ilgili aslında karışık seyir izlediğini görüyoruz. Anlıksa kırmızı görüntünün hakim IBEX tarafında biraz daha pozitif ayrışma var. Yatay bir pozitiflik. Eurostoxx 54.094, Almanya DAX 30.15.559, Fransa CAC 40 endeksi 6.560, İngiltere 7.075, İspanya ise 9.169 puan seviyelerinde ekrana yansıyan endekslerde seyretmekte. ABD tarafına yine geçelim. 10 yıllık tahvil faizlerinde dün 1.55'in altını görmüştü. Bugün ise daha da çok kırılma gerçekleştirdi. 10 yıllık tarafta 1.47'lere kadar geri çekilme gösterdi. Aslında uzunca bir süredir bu seviyeleri test etmemişti. %4'ün üzerindeki düşüşte gelmiş olduğu seviye. 2 yıllıklarda 0.149, 30 yıllıkta ise gerileme %3'e yakın 2.157 seviyelerinde şu an için tahvil faizlerinde. Peki endekslerdeki yansıma tahvil faizlerindeki bu düşüşle birlikte endekslerde de genel görüntünün yatay bir seyir. Nasdaq Teknoloji Endeksinde diğerlerine nazaran güçlü bir yükseliş var ama kuvvetli mi? Değil. Yani genel riskli piyasalardaki yükseliş seviyesine bakacak olursak %1'in altında kalıyor. Dow Jones yatay negatif 34.594, S&P 500 4.230 iken Nasdaq ise 13.875 puan seviyelerine kadar gelmiş görünüyor. Hemen geçiyoruz altın onsuna. Özellikle tahvil faizleriyle birlikte altın ons tarafında biliyoruz ki biraz daha pozitif bir korelasyon oluşmuştu. Tahvil faizlerindeki düşüşle birlikte dolar endeksindeki gerileme biraz daha altın ons tarafında şu an için yeşil görüntüyü işaret ediyor. 1897 dolar seviyesinde seyrediyoruz. %0,3'e yakın bir performans. Bu da 5 dolarlık bir artışa işaret ediyor. Petrol cephesinde ise yine rekor seviyeleri tazeler nitelikte. 71 dolarlı seviyeleri sevmişti geçtiğimiz hafta burada da tutundu Brent petrol ki bugün de 71 doların tekrar üzerine kırarak 72 dolarlı seviyelerin üzerinde varil fiyatında %0,7'lik bir yükseliş. Ham petrol, ABD ham petrol tarafında da yine keza 70 doların hemen üzerinde seyrettiğini görüyoruz. Kripto dünyasına da bakalım. Önemli haber akışları geliyor Çin tarafından da ve neredeyse aslında ülkeler bazında ikiye ayrılmış kripto dünyası ve Bitcoin üzerinde haber akışlarını seyreder haldeyiz ama büyük ülkelerde yani gelişmiş ve buna öncülük eden ülkelerde aslında biraz daha olumsuz haber akışları hakim. Bitcoin tarafında dün sert düşüşler vardı. Özellikle gelen ABD tarafından, Trump tarafından yapılan açıklamalar öne çıkmıştı. Burada küçük bir toparlama 34.850 dolar seviyesine getirdi. %4'e yakın bir yükseliş. Bitcoin TL 300.000'in hemen altında seyrederken Ethereum'da ise 2.521 dolar seviyelerini takip ediyoruz diyelim ve Soner Kuru ile devam edelim.
İlk konuğumuz Marbaş Menkul Kıymetler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru. Soner hoş geldin. Merhaba Özlem, hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Birlikte güzel yayın olsun. İstersen küresel boyutta tahvil faizlerindeki düşüşle başlayalım. Genel hatlarıyla aslında beklentiler sanki tersine dönmüş gibi ama kalıcılık gösterecek mi? Ve kur tarafına yansıması ile ilgili değerlendirmelerin nasıl? Yani şöyle, aslında günün sürprizi gibi. Çünkü bu sabah da Çin'den enflasyon rakamlarını aldık. Çin'de yıllık üretici enflasyonu %9. Yani o Covid sonrası normalleşme döneminde gelir mi gelmez mi geldi geliyor dediğimiz enflasyon geldi. Amerika'da işte baktığımızda yıllık üfe 6.2, tüfe 4.2. Bunlar çok yüksek seviyeler. Uzun süredir Avrupa %2 enflasyona varamıyordu. Orası bu Covid sonrası normalleşmeyle birlikte %2 enflasyona vardı. Bir enflasyonist ortam içindeyiz. Normal koşullarda ters etki beklenir. Bundan önceki aylarda da bunu gördük. Enflasyon korkusu tahvilleri genel itibariyle yukarı çekmişti. Ama bugün o kritik 1.50 seviyesinin altındayız. Yarın enflasyon gelecek Amerika'da. Yarınki veri önemli. Sonrasında haftaya Fed'in tabii faiz toplantısı var. Burada para politikaları ile ilgili bu tahvil alımlarını, varlık alımlarının azaltılması ile ilgili takvimi öne çekecek mi, çekmeyecek mi? Ana hikaye şu anda aslında biraz daha yurt dışından geliyor ama bu tahvil faizlerindeki düşüşün kalıcı olma ihtimalini bu ortamda zayıf görüyorum. Çünkü enflasyon, o beklenen enflasyon şu an iyiden iyiye realize oluyor. Burada piyasa tabii şu ikileme girecek artık bundan sonrasında. Bu oluşan enflasyon kalıcı mı? Yoksa otoritelerin dediği gibi ki özellikle hem Yellen hem Powell'ın bu anlamda açıklamaları var. Geçici mi olacak? Piyasa açısından bu önemli. Mevcut tahvil fiyatlamasına baktığımızda piyasa oluşan bu enflasyonu kalıcı değil, geçici olarak görüyor. Buna bakacağız. Bugünkü bence bu fiyatlama ama bir miktar sürpriz. 1.50'nin altında çok fazla kalıcılık olasılıklandırmıyorum. Kurda bir miktar etki var ama tabii etki sınırlı. Rakiplerimize baktığımızda bizim gibi gelişmekte olan ülke para birimlerine. Evet, tamamında özellikle bugünkü tahvil fiyatlamalarıyla ilgili dolara karşı bir değer kazancı var. Ama bizde bu biraz daha sınırlı. Bizde kurdaki bir bant hareketi oluştu. 8.50 seviyesinin yukarı kırılmasıyla birlikte 8.50 aşağıda destek oldu. Teknik olarak yukarıdaki o tepede 8.90'ı işaret ediyor şimdilik. Kurdaki etkisini bu tahvil faizlerindeki düşüşün sınırlı olarak yorumlayabiliriz. Peki bu sınırla birlikte aslında Borsa İstanbul performansında da sınırlı bir hareketlilik izlendi. Burayı nasıl değerlendiriyorsun? Kurla biraz daha paralel mi gidiyor? Yani kur tabii beklentilerle aslında desek. Kur şöyle, Özlem, kur biraz daha Borsa İstanbul'dan ayrışıyor. Kur tarafında artık yukarı bir kanaldan bu anlamda söz ediyoruz. Özellikle o 23 Mart'ta Merkez Bankası Başkanı değişikliğinin ardından oluşan harekette, işte hatırlayacak olursak 8 liranın altındaydık. Ortalama 8.60'lara geldik. Son hafta 8.45-8.50 bandını da yukarı kırdık. Orada trend yukarı. Orada trend 19 faize rağmen yukarı. Ciddi de bir aslında zırh var, koruyucu zırh. Ama buna rağmen kur tarafıyla Borsa İstanbul ayrışıyor. Borsa İstanbul'da yukarı bir hareketten söz etmek çok doğru olmaz. Bir miktar yatay burada bir hareket söz konusu. Özellikle 25 Mayıs, 2 hafta önce bir salı ya da çarşamba günü bir erken seçim söylentileriyle piyasa bir 1400'ün altına sarkmıştı. Oradan itibaren bir miktar yukarı bir hareket görüyoruz. Bu anlamda 1400 desteği Borsa İstanbul açısından şöyle kısa orta vadede satışların karşılanacağı destek noktası olması açısından güçlü görünüyor. Diğer taraftan da 1465-1470 direnç seviyesi Özlem önemli. O seviye çünkü Ocak-Mart arasında o 1500 ortalamalı fiyatlamalardayken satışların karşılandığı destek bölgesiydi. Buraya yaklaşmaya çalışıyoruz ama zorlanıyoruz. Şimdilik Borsa İstanbul tarafında hacimler de yatay. Bir bekleyiş var. Bu bekleyişin adı da 14 Haziran Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden görüşmesi. O görüşmenin ardından Amerika-Türkiye ilişkileri özellikle Biden sonrası dönem, önümüzdeki 4 yıllık dönem biraz daha netleşecek. Piyasada sanırım biraz daha orta uzun vadeli trend oluşturmak için
bu görüşmeyi bekliyor diyebiliriz. Evet, aslında görüşmeler biraz daha değil mi? İstanbul performansında sınırlı hareketler gösteriyor. Peki, dün gelen haber akışlarında ABD ile olan görüşmenin aslında ABD tarafında da önem arz ettiğini gördük. Ki bununla ilgili biraz daha iyimser bir hava sanki oluştu gibi. Görüşmeler neticesinde beklentin aslında ne yönde ağırlıklı ve bunun Borsa İstanbul performansına yansımasını nasıl değerlendirirsin? Yani biraz daha alış tarafını güçlendirecek haber akışları sence NATO zirvesinden gelir mi? Şöyle, bu tip görüşmeler öncesinde genellikle özellikle başkanlar düzeyindeki görüşmeler öncesinde muhakkak piyasaya biraz daha iyimser söylemler, işte kaynak haberlerinden sızıntılar biraz daha gelir. Bu biraz adettendir aslında, bir diplomatik adet gibi. Ama görüşmenin detaylarıyla ilgili özellikle Amerika'yla S-400 başta olmak üzere bölgesel konularla devam eden ve son belki 10 yıllara yayılan bazı görüş ayrılıkları var ki biz Biden'ın seçilmeden önce Türkiye ile ilgili yapmış olduğu mülakatları da biliyoruz. Ama burada bardağın dolu tarafı veya iyi yanı seçildikten sonra hem Dışişleri Bakanı'nın hem Biden'ın hem de Amerikan diplomasisinden gelen Türkiye mesajlarının bir miktar yumuşadığı yönünde, o seçim öncesi yüksek perdeden ilişkilerin gerilmesi politikası çok fazla benimsenmedi seçildikten sonra. Bu işin iyi tarafı. Türkiye tarafına baktığımızda Türkiye tarafında da özellikle ilişkilerde yeni beyaz bir sayfa açılması iradesi yine verilen mesajlarda satır aralarında okunuyor. Çıkar mı çıkmaz mı bunu tahmin etmek gerçekten zor. Ama burada şöyle bir ayrım yapmak lazım. Büyük ihtimalle görüşmenin ardından manşetler biraz daha iyi işaret edecektir. Ama biz gerçekten Amerika-Türkiye ilişkiler arasında böyle kalıcı bir normalleşme, yeni beyaz bir perde açılıp açılmadığını hem kur fiyatlamasından hem de Borsa İstanbul fiyatlamasından, yabancı yatırımcı davranışından biraz daha okuyacağız gibi. Böyle bir durumda 1470, az önce o verdiğim direnç seviyesi aşılır. Biz 1500'lerin üzerine doğru bir hareket başlatırız gibi görünüyor. Çünkü yurt dışı da baktığımızda yukarı yönü destekliyor küresel taraf. Çünkü orada enflasyon beklentilerine rağmen birçok endeksin ya rekorda ya da rekor seviyelere çok yakın olduğunu görüyoruz. Bu anlamda 14 Haziran kritik olacak ama benim hani görüşmenin ardından iyi olur ya da kötü olur gibi bir beklentim yok maalesef. Piyasa fiyatlamalarından ve açıklanacak, yapılacak konuşmalardan takip ediyor olacağız. Ben hemen biraz da altını değerlendirmeni istiyorum. Özellikle bu dolar ve 10 yıllık ABD'nin tahvil faizlerini yakın takip ediyor belli ki. Gelmiş olduğu seviye neticesinde sence geçtiğimiz ayında en fazla kazandıran tarafı olduğundan dolayı hem kurun baskısı tabii ki orada da öne çıkıyor ama küresel boyutta altın onsuyla ilgili beklentilerin ne yönde Soner? O tarafta Amerika'da tabii küresel faizlerin düşüyor olması, merkez bankalarının piyasaya COVID sürecinde bu denli para arz etmiş olması özellikle ons altın tarafında çok güçlü beklentilerin oluşmasına neden olmuştu ama güvenli liman olma noktasında ons altın artık eskisi kadar tek başına değil, biraz daha kripto paralara da güvenli liman arayışı noktasında para girişi olduğunu gördük geçmişte. Biraz da bakacak olursak son dönemde kripto paralar ve ons altın arasında da bir ters korelasyon, bir ters ilişki gözle görünüyor. Son dönemde hem Amerika'daki enflasyon beklentileri hem de bu kripto paralardaki geri çekilmelerin ons altını yukarı çeken temel unsur olduğunu düşünüyorum. Ama diğer taraftan baktığımızda da 1700 doların altından başlayan teknik bir yükselen trend görünüyor. Bu yükselen trend bizi 1900 dolarların üzerine getirdi. 1945-1950 seviyesi burada yükselen trendin tepe noktaları gibi görünüyor. Aşağıda da 1885 seviyesi, bu 1700'ün altından başlayan yükselen trendin destek noktası. Haliyle 1885 seviyesinin üzerinde yukarı yönlü beklentileri korumaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Önümüzdeki dönemde ama hani işte 2000 dolarların üzerine gider mi veya bu yüksek seviyelerde kalıcı olur mu sorusuna ben düşük olasılık olarak görüyorum. Çünkü artık biz FED'den yavaş yavaş ne zaman sıkılaşacağı, nasıl sıkılaşacağı gibi konuları almaya başlayacağız. Ve bu süreç genelde ons altın üzerinde baskılayıcı olur. En azından 2009-2013 döneminde o global krizden çıkış sürecindeki edindiğimiz tecrübe bu yönde oldu. Ben şimdilik 1900 dolar ortalamalarda bir fiyatlamayı
kısa ve orta vadede yüksek olasılık görürüm. Ama sonrasında Fed'in sıkılaşma takvimine göre bir miktar burada baskı hissetmemiz kuvvetle muhtemel gibi görünüyor. Hemen biraz da portföy bazında değerlendirmelerini almak istiyorum. Beklentilerinle birlikte aslında Borsa İstanbul performansı ile birlikte orta derece risk algısı olan yatırımcının nasıl diyelim bu dönemlerde özellikle işte ulaştırma, bankacılık, sanayi ve madencilik sektöründe de öne çıkan haber akışları vardı. Türkiye'nin biraz da potansiyeliyle şöyle değerlendirecek olursak ve canlanan ekonomiyle aslında değerlendirecek olursak portföylerinde bir artış nasıl değerlendiriyorsun? Yani bekle görme daha makul gibi görünüyor yoksa böyle bir süreçten geçerken portföylerde orta derece risk algısı olan bir yatırımcının küçük küçük nasıl diyelim biraz daha artışa mı geçmesi gerekiyor Borsa İstanbul'da? Şöyle bu bekle gör kelimesini çok benimsemiyorum. Bizim gibi piyasa profesyonelleri için belki topu taca atmak olarak nitelendirilebilir. Değil mi? Çok haklısın. Hatta bununla ilgili lazım. Bir espri de vardı Soner. Ona da çok hoşuma da gitti. Aldıktan sonra hani hisseler genelde düşüyor ya. Hani sabredip aldık, alıp sonra sabretmek yerine önce sabredip sonra alsaydık diye bir şey vardı. O da çok hoşuma gitmiş. Aslında bunu tabir ediyor biraz da değil mi? Evet, evet. Yani bekle gör bizim açımızdan çok hani taca atmak gibi oluyor. Tabii. Şöyle, bu COVID sonrası normalleşme fiyatlaması tamamlanmadığını düşünüyorum. Piyasa biraz daha yukarıda olabilirdi Borsa İstanbul açısından. Ama son dönemde biraz siyasi unsurlar ön plana çıktı ve baskı unsuru oldu. İki hafta öncesini hatırlayacak olursak bir erken seçim olasılıkları, işte ittifaklarda işte problem olasılıkları gibi işte bir de yayınlanan bir video süreci var biliyorsun çok da izleniyor. Evet, bunların maalesef piyasa üzerinde bir miktar baskı unsuru ben oluşturduğunu düşünüyorum. Diğer taraftan tabii bu önümüzdeki hafta yapılacak görüşmenin beklenecek olması algıyı dağıttı biraz. Yoksa bu 120 milyon dozluk BioNTech haberi yılın ikinci yarısında ekonominin canlanması noktasında çok güçlü bir haber. Bu süreç daha tamamlanmadı gibi. Şu Erdoğan-Biden görüşmesinde negatif bir durum oluşmazsa, biraz daha pozitif haberler piyasaya gelirse ben o kritik 1465-70 seviyesinin geçilip 1500'lere doğru bir hareket başlayacak olmasını yüksek olasılık görürüm. Ama o dönem itibariyle küresel koşulların da bugünkü gibi olması lazım. İşte endeksler rekor seviyelerde veya oraya yakın. Yoksa bu enflasyon beklentileri ve Fed'in varlık alım programını öne çekmesi ihtimali şu an için piyasada her zaman risk. Bu anlamda ben borsada gidecek yer olduğunu düşünüyorum. Endeks kırılımına bakacak olursak veya şöyle portföy dağılımı noktasında bu 19 faiz az önce kurdan bahsederken ona da değinmiştik. 19 faiz iyi bir rakam. Bir miktar burada mevduatlarda güvenli liman olması açısından tasarrufların bir kısmı mevduatlarda korunabilir. Çünkü kötümser beklentilerde dahi bir yıl sonrası için %19 enflasyon çok fazla olasılıklandırılmıyor. Orada muhakkak bir reel getiri bir yıl sonrası açısından enflasyondan daha fazla bir getiri mevduat sağlayacaktır diye düşünüyorum. Bir yıl vadede bu oranlardan yatırımcı bu fiyatları bulabiliyorsa. Diğer taraftan bir kısmı da borsa ve hisse senedi yatırımı noktasında bence olmalı. Ben döviz ve altın tasarrufu noktasında zaten altın da alıyorsanız kısmen döviz pozisyonundasınız. Ben kendi adıma bunların tasarruf aracı olmasını çok benimsemiyorum. O yüzden bence portföylerde biraz mevduat, biraz hisse ama ağırlığı kişiden kişiye değişir. Hisse tarafında da az önce dedim ya bu COVID sonrası dönem Borsa İstanbul açısından o fiyatlama tamamlanamadı. Turizm ve ulaştırma tarafı zaten bir süredir iyi gidiyor. Baktığımızda işte son iki haftalık periyotta o 1400'ün altından bizi bu 1450'lere getiren trendde ulaştırma %9'larda, %10'larda, turizmde %6, %7 gibi bir prim yapmış son 15 günde. Fena olmayan bir getiri. Ben bunun devamını görüyorum. Diğer taraftan bu Kanal İstanbul'la ilgili haber akışı var biliyorsun. Bunun temelinin atılması ile ilgili tarih verildi. Bu bir miktar gayrimenkul yatırım ortaklıkları, inşaat, çimento gibi sektörleri olumlu etkiliyor. Burada yine bir potansiyel oluşabilir. Bankacılık son iki haftada orada bir yukarı hareket görüyoruz. Garanti 7 liraların altından 8 liraların üstüne gitti. Akbank'ta yine benzer bir prim söz konusu. Burada ana bir hikaye yok ama
Baktığımızda tabii temel unsurlarda çarpanlar noktasında bankalarımızın uzun süredir iskontolu olduğunu belirtiyorduk. Bir de tabii dolar bazında 2003-2004 rakamlarına kadar gitti. Hı hı. O anlamda bir miktar ilgi çekmiş olabilir. Sanayide bir dinlenme var çünkü. Evet, özellikle büyük sanayi şirketlerinde bir miktar düzeltme var. Biraz onlar dinlenirken bankalar hareketlendi gibi görünüyor. Bir süre daha bankalarda hareketliliğinde devamını beklerim. Ama Borsa İstanbul'un dinamosu önümüzdeki günlerde, aylarda ve yıllarda sanayi sektörümüz, sanayi sektörünün içinde yüksek teknoloji ürün üreten şirketlerimiz, otomotiv aynı şekilde güçlü bir habitat oluştu Türkiye'de hem iç talep hem dış talep noktasında. Lokomotif olarak sanayinin kalmaya devam etmesini, bankalardaki hareketi bir miktar konjonktürel olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Soner Kuru, çok teşekkür ediyorum kıymetli yorum ve katkıların için. Sağ ol. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ ol. Marbaş Menkul Kıymetler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru bu bölümde bizlere eşlik etti. Kısa bir ara. Aradan sonra stüdyo Londra Muhammed Demir ile birlikte karşınızdayız. Global piyasalarla karşınızdayız efendim. Küresel tarafta ve yurt içinde çok önemli gelişmeler var. O yüzden gün ve gün bunları alıp nabzını tutuyoruz. Kimlerle birlikte? Philip Capital Yurtdışı Pazarlama ve Satış Müdürü Burcu Kıratlı ile. Burcu Hanım, hoş geldiniz. Sözü hemen size bırakayım. Bu hafta da aslında baktığımızda önemli gelişmeler bizi bekliyor gibi ama fiyatlamalar nasıl? Sizi dinliyoruz. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum öncelikle. Hemen başlayalım. Bu sabah Çin'de açıklanan üfe rakamı Mayıs 2008'den bu yana %9 ile en yüksek seviyeye ulaştı. Beklenti %8,5 artış yönündeydi. Üretici fiyatlarındaki artışın henüz tüketici tarafında etkisi fazla hissedilmese de birkaç ay içinde tüfenin de yükselmesi beklenebilir. Bu nedenle Çin'in fiyatları baskılamak için alacağı önlemler kendi iç dinamikleri ve global emtia fiyatları için önemli olacak. Benzer şekilde yarın açıklanan ABD enflasyon verisi de son derece önemli. Çünkü bu veri piyasanın taper beklentileri üzerinde son derece etkili ve veriye göre tahvil piyasasından dövizlere, altın ve gümüşe kadar birçok fiyatın dalgalanmasına yol açacak. ABD 10 yıllık tahvil faizi Nisan ve Mayıs ayındaki düşüşün ardından bu ayın ilk haftasında da geriliyor. Faiz oranı %1,50'ye gerileyerek son bir ayın en düşük seviyesinde işlem görürken dolar endeksi bugün 90 seviyesinin altını test etti. Bir süredir piyasadaki stratejistlerin de dikkatini çeken ABD'de yüksek miktarda ters repo işlemlerinde dün bir tur daha gördük. 46 katılımcı ellerindeki yaklaşık 497,5 milyar doları bağladı. Ekonomik veri setindeki iyileşmenin ardından Fed'in likiditeyi kademeli olarak azaltmaya başlaması ile bu durumun sollanacağı ve dolar endeksinde de güçlenme olabileceğini düşünüyoruz. Dolar endeksinin yükselmesi halinde emtia piyasasında da aşağı yönlü bir düzeltme olması beklenebilir. Çarşamba günü ham petrol fiyatları yükseldi. Başta ABD olmak üzere küresel ekonomilerin iyileşmeye devam etmesiyle yakıt talebine ilişkin de güven artıyor. Burada dün Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından açıklanan stok rakamının da etkisi var. 1.2 milyon düşüş yaşandı ve bu stoklarda düşüş yaşanan 3. hafta. Bununla birlikte yılın başından beri %40'ın üzerinde artış yaşayan ham petrol fiyatlarının daha ne kadar yükselebileceği de tartışma konusu. Perşembe günü ayrıca Avrupa Merkez Bankası politika kararı açıklanacak. ABD'de görülen enflasyon oranları henüz bölgede görülmediğinden Merkez Bankası'nın genişlemeci politikasında bir değişiklik yapması beklenmiyor. Piyasalar veri öncesi sakin seyrediyor ancak sosyal medya kaynaklı yükseliş hareketleri yeni hisseleri de içine katarak devam ediyor. Başta Clover Heart, AMC ve bugün kar rakamlarının açıklaması beklenen GameStop yatırımcıların radarında. Yarın piyasalar için oldukça önemli olacak diyoruz ve biz de yatırım kuruluşlarından iki tane hisse önerisine geçiyoruz. İlki Pfizer, Argus al tavsiyesi veriyor ve hedef fiyatını 52,14 dolar olarak belirliyor. Pfizer dünyanın önde gelen ilaç şirketlerinden bir tanesi. Argus sağlam bir bilanço yapısına ve yaklaşık %4 temettü verimine sahip olduğu şirket için 2021 ve sonrası daha güçlü bir gelir artışı öngörüyor ve Pfizer'ın büyüme ve gelir modelini de beğeniyor. İkincisi Teladoc Health, Credit Suisse şirket için alt tavsiyesini sürdürüyor ve bu ABD merkezi sanal sağlık tıp şirketinin büyümenin 4 faktörünü daha fazla üye, daha fazla ziyaret tecrübe, daha fazla ürün ve yeni ödeme modelleri olarak özetliyor ve 264 dolar hedef fiyat veriyor. Bizim aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Size iyi yayınlar dileriz. Burcu Kıratlı, teşekkür ediyorum değerli yorum ve katkılarınızdan dolayı. Sağ olun.
Evet, pandemide ekonomik destekler ve bol paranın getirdiği nokta beklendiği gibi enflasyon oldu. Çokça konuşuyoruz. ABD Merkez Bankası, Fed ve Avrupa Merkez Bankası, ECB başta olmak üzere tüm merkez bankaları ise bu yıl enflasyonla mücadele edecek gibi görünüyor. En büyük korku ise kronikleşmiş biraz daha yüksek enflasyon. Şimdi merkez bankalarının atacağı adımlar yakından izleniyor. Detaylarını izleyelim, haberimizde bunlar var. Dünyayı bir yıldan fazladır etkisi altına alan COVID-19 salgını tüm ekonomik sistemi bozarken, merkez bankaları pandemide ekonomik destek yaratmak için parasal genişleme adımlarını atmaya başladılar. Merkez bankalarının bol para politikası beklendiği gibi enflasyonu tetiklerken, bunun kronik hale gelip gelmeyeceği en büyük tartışma durumuna dönüştü. En başta Amerikan Merkez Bankası Fed ve Avrupa Merkez Bankası ECB olmak üzere birçok merkez bankası enflasyona ve faize karşı hangi adımları atacaklarına, bekle gör politikasına göre karar verecekler. Fed Başkanı Jerome Powell ve Hazine Bakanı Janet Yellen enflasyonun geçici olduğu görüşünü savunurken, bir artış olsa bile bununla mücadele edecek araçlarının olduğunu her fırsatta açıklıyorlar. ECB de hemen hemen Fed'le aynı görüşte. Euro bölgesinin son açıklanan Mayıs ayı yıllık enflasyonu %2'ye yükseldi. 1.85 trilyon euroluk varlık alım programını azaltmak konusunda bir sinyal vermiyor. Ancak tahvili olan ilginin geleneksel olarak azaldığı Ağustos'ta varlık alımlarını hafif düşürebileceği öngörülüyor. Fed'in ABD'de Nisan ayında gelen ve %4.2'ye yükselen tüketici fiyat enflasyonuna tepkisi alçak tondan güvercin söylemiyle olurken, Fed Başkanı Jerome Powell, birçok kez enflasyonun hedefi bir süre aşmasına izin vereceklerini söyledi. Ancak ABD basını Fed Başkanı'na katılmıyor. Financial Times'ta yayınlanan bir makalede, tıpkı 1967'de başlayan ve 17 yıl süren ve şu an Fed'in The Great Inflation, büyük enflasyon olarak andığı bir dönemin başladığı hatırlatılıyor. Merkez bankalarının enflasyonla mücadelesinde en büyük çıkmaz artan emtia fiyatları ve üretimde yaşanan tedarik sıkıntıları. Pandemi sonrası fiyatlar hem ötelenmiş, talep hem de enerji fiyatları, gıda fiyatları, çip, konteyner, Süveyş ve limanlarındaki sıkışmalar gibi farklı tedarik zinciri krizleriyle beklentilerin üzerinde yükseliyor. Yıllardır yüksek enflasyonla mücadele eden Türkiye'de ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası fiyat istikrarı ve sıkı parasal duruşu kendine rota olarak kabul etmiş durumda. Merkez Bankası'nın 2023 hedefi enflasyonu %5'e indirmek. Politika yapıcıların enflasyonun kalıcı olmaya başladığına kanaat etmesi, uzun süredir endişe edilen devasa varlık programlarının azaltılmaya beklenenden önce başlamasıyla sonuçlanabilir. Ayrıca ABD'de yükselen enflasyonun bu hızla devam etmesi halinde %2'ye kadar yükselebileceği öngörülen 10 yıllık hazine tahvili getirileri gelişmekte olan ülkeler için borçlanma maliyetlerini de arttırıyor. Detaylarını izlediğimiz konuları değerlendirmek üzere ekonomist, doçent doktor Cüneyt Dirican'la birlikteyiz. Cüneyt Hocam hoş geldiniz. Herkese iyi günler, iyi yayınlar. Hemen mutlu haberi vereyim. Pozantı'da hoparlörlerden anonslar yapılıyor. Aşılarımız gelmiştir. Vatandaşlarımızı sağlık ocağına İnşallah. Bekliyoruz diye. İnşallah hocam. Hep beraber bunu atlatacağız yani. Yapacak hiçbir şey yok. Aşıya da güveneceğiz. Aynı zamanda da olacağız. Yani şimdi hala kafalarda soru işaretinin olması da biraz tabii nasıl diyelim, zamanı uzatıyor o kadar. Yani zamanı biraz daha geciktirip aslında kendimizi kısıtladığımız bir vakit kaybı. Peki hocam, ben şimdi bu haber üzerinden gideceğim. Pandemiyle birlikte işte varlık alım programları vesaire denildi. Zaten zor süreç ve zamanlardan geçen hem Avrupa tarafı vardı. Üzerine Fed'in de varlık alımları dev bir enflasyonla, yükselen bir enflasyon grafiğiyle karşı karşıya bıraktı bizi. Bu büyük merkez bankaları bu sınavdan sizce geçebilecek mi? Özellikle bu yarın da gelecek olan ve haftaya da Fed'in faiz varlık alım programı var, ECB'nin kararları var. Nasıl bir parasal genişleme ile ilgili düşünceniz? Şimdi öncelikle sürdürülebilir yeşil enerji tarafından başlayayım. Yeşil enerji tahvilleri tarafında ve merkez bankalarının uluslararası ödemeler bankası, yani merkez bankalarının bankasının geçen hafta yaptığı toplantıyla başlayayım. Şimdi şöyle bir düşünelim kendi kendimize. Enerji ile merkez bankasının arasında ne gibi bir ilişki olabilir? Veyahut da iklim kriziyle merkez bankasının arasında ne gibi bir ilişki olabilir? Ya da pandemiyle veyahut da benzerleriyle. Özetle merkez bankaları öyle bir noktaya geldi ki artık günümüzde bir nevi kurtarıcı rolüne soyundular ya da soyunmak zorunda bırakıldılar ya da
birçok algı artık onların kurtarıcı olduğunu düşünüyor ve dünyada ne kadar böyle makroekonomik sorun var, işte enerji, ondan sonracıma işte pandemi vesaire, hepsini merkez bankaları çözsün noktasına geldi bu iş. Ama hepimiz biliyoruz ki yani enerji ile merkez bankası arasında normalde doğrusal bir korelasyon yok. Evet, ticaretin bir parçası olarak, hani dolaylı olarak ekonominin bir parçası olarak evet, ama hani bir hazine müsteşarlığından veyahut da Sağlık Bakanlığından hani daha fazla aslında yakın değil bu kavramlar. Şimdi oradan bakarsak enflasyon boyutunda evet, hani bugüne kadar senyörün kendisine verdiği para basma yetkisi ve ondan hareketle de paranın değerini, yani enflasyona karşı aslında bu işi yönetme işini senyör kendisine devretmişti ve günümüzde geldiğimiz noktada hala bu görevle devam ediyorlar. Yaklaşık 400 yıl oldu. İşte ilk kurulan merkez bankacılığı İngiltere ya da İsveç Merkez Bankası'ndan bu yana 400 yıldır bu işi yapmaya çalışıyorlar. Şimdi hepimiz şöyle bir yine sakince nefes alıp düşünelim. Şöyle oksijeni içimize çekelim. Peki bugüne kadar dünyada merkez bankaları enflasyona karşı, yani ana birincil görevlerine karşı, ama hedefleme olsun, ama hani bir şekilde bu paranın değerini yönetmeyle, talebi kısmayla veyahut da arttırmayla ilgili olsun. Sizce başarılı oldular mı? Yani veyahut da başarılı olup olmadıkları noktasında kendimize bir soru soralım. İşte bakıyorsunuz Avrupa Birliği'ne ya da ABD'ye enflasyonu orada yükseltmeye çalışıyorlar. Ondan sonra kontrolden çıkınca iş eyvah eyvah, hani bu kalıcı mı olacak tartışmaları. Bizim tarafa bakıyorsunuz, hani ben kendimi bildim bileli zaten yüksek enflasyon dönemi genelde. Düştüğü zaman da şirketlerimiz buna hazırlıklı olmadığı için, başta bankacılık sektörümüz. Orada da sıkıntı, eyvah negatif reel faiz mi gelecek? Negatif reel faiz olursa bu Türkiye'nin sonu mu olacak diye. Hani benim çocukluğumdan beri bir türlü bitmeyen ve bir türlü de hani Türkiye'nin sonunu getiremediğimiz gereksiz kaotik tartışmalar. O zaman demek ki merkez bankacılığı bu işin çözümü değil. Özetle sorunuzun cevabı, merkez bankaları bu işi bence beceremiyorlar. Becerememeye de devam edecekler. Tabii enflasyon dediğin zaman işin bir boyutu arz talep, yani iktisadın en temel ilkesi. Enflasyon noktasında da geldiğimiz noktada dünyada üretim noktasındaki sıkıntılar ön plana çıkmaya başladı. Bu talep bazlı enflasyondan daha büyük bir sıkıntı. Yani siz yeteri derecede talebi karşılayamayacak şekilde eğer arzı gerçekleştiremezseniz, bu ister istemez bütün her şeyin fiyatına yansımaya başlar. Ama ham madde boyutunda, ama ana madde yani tüketim boyutunda. Dolayısıyla hani bu sıkıntı geçmiştekilerden, 1929'dan vesaireden sanki daha ciddi bir sıkıntı gibi karşımızda duruyor. Bunu çözmenin bir tane yolu var. O da nedir? Dünyayı üretim yani ekonomisine tekrardan çevirebilmek. Yani bir şekilde mal gruplarıyla, hizmet gruplarıyla bunu karşılayabilmek. Finansal piyasalarda reel ekonomiyle olan kopukluk, işte bakıyorsunuz dünyadaki gayri safi yurt içi hasılaları alt alta koyuyorsunuz. İşte devletlerin toplam borçluluğuna bakıyorsunuz. Yaklaşık 3 katı kadar. Vadeli piyasalara bakıyorsunuz yaklaşık reel ekonominin 10 katı kadar. Ve ortada bir de maalesef bileşik faiz diye bir şey var. Çıkış noktası da yine merkez bankaları politika faizi üzerinden. Bu kopukluğu giderecek üretimi eğer biz insanlığın ajandasına sokamaz isek şayet, bu önümüzdeki yıllarda bence insanlığın önündeki en büyük sıkıntılardan bir tanesi olacak. Bugüne kadar pompalanan dijital ekonomi de aslında belki bunun tetikçisi. Çünkü herkes işte unicorn olarak, fintech olarak, işte insurtech olarak veyahut da bir tane işte proje yapayım da ya da kripto para ihraç edeyim de köşeyi döneyim mantığıyla herkes dijital ekonomiye yönlenip arkada aslında gerçek anlamda insanın hayatına dokunabilen, ihtiyaçlarını karşılayan emtiaları gözden kaçırmaya başladığımızda, yani girişimciliği olması gerekenden fazla yere pompaladığınızda, aynen merkez bankalarının likidite pompalaması gibi, sonuç bence bu oluyor. Hani kabaca bu şekilde yorumlayabilirim. Peki Cüneyt Hocam, ben biraz yurt içindeki beklentilere dönmek istiyorum. Orası da pandemiyle birlikte bu nasıl diyelim, askıya alınan işçi çıkarma, personel çıkarma olayını biraz daha aslında değerlendirecek olursak, bu Nisan ayı işsizlik rakamları yarın açıklanacak. Aslında bu veriler birbirini hep takip edecek tabii ki. Yani geçen ay Mart ayında %13,1'lik bir işsizlik oranı vardı. Yarın yine veri bu şekilde gelme olasılığı yüksek. Ama beklenti tabii ne? Beklenti işte bu tedbirin biraz daha kaldırılmasıyla birlikte trendin nereye doğru kırılacağı yönünde. Şimdi işsizlik 85 milyonluk bir ülkedeyiz. Önümüzdeki bence en büyük sıkıntılardan bir tanesi. Yani enflasyonun önünde gelen sıkıntılardan bir tanesi diye düşünüyorum.
Çünkü yaş grubu itibariyle 35 yaş ortalama seviyelerinde gezen bir ülkede eğer siz iş, aş, istihdam yaratamazsanız, yani büyümeyi sağlayamazsanız, işsizlik maalesef bu seviyelerde devam eder. Kaldı ki teknolojinin getirdiği avantajların yanında dezavantajları da var. İşte demin dijital ekonomide ona hani atıfta bulunmaya çalıştım. Evet, yani verimlilik adına, maliyetleri düşürmek adına teknolojiden faydalanalım ama bu bir süre sonra eğer girişimciliği doğru yere yönlendiremezseniz ve istihdam yaratabilecek büyümeyi ya da arka taraftaki üretimi canlandıramazsanız size olumsuz olarak yansımaya başlıyor. Dolayısıyla 5 kişiyi istihdam edeceğiniz işi 1 kişiyle gidermeye çalışıyorsunuz. Yanlış bir şey ifade etmeyeyim. Teknoloji kötüdür anlamında söylemiyorum. Ama bunu doğru yönetebilmek lazım. O noktada da mesela Dünya Ticaret Örgütü var, Dünya Sağlık Örgütü var, işte Birleşmiş Milletler var. Yani küresel sorunları yönetmek adına bu tarz dünyada çeşitli organizasyonlar, örgütler var ve yani bazılarının yaptırım gücü de var. Ama teknolojiyi yönetmek adına dünyada bir örgüt yok. Yani Dünya Teknoloji Örgütü olmadığı sürece yarın bir gün yapay zekanın da sorunlarını burada daha fazla tartışmaya başlayacağız. Keza teknolojinin getirdiği yan etkilerle işte robotlar vesairelerle işsizliği de konuşmaya başlayacağız. Şimdi Türkiye dinamiğine gelirsek, Türkiye'de de maalesef hani bir açmaz var. Bu terazinin hani kantarın dengesi prensibi. Büyümeye bastığın zaman ister istemez hani dış bağımlılık nedeniyle imalat tarafında özellikle bu sana enflasyon olarak veyahut da kur baskısı olarak yansıyor. Bu da bir süre sonra sana kur geçişkenliğiyle daha fazla enflasyon sarmalı şeklinde geliyor. O yüzden birini öne koyman gerekiyor. Şimdi 8,5 milyonluk bir ülke olsaydık Avrupa'nın ortasında bir yerlerde çok fazla hani böyle bölgesel tehditlerin olmadığı bir yer. Hani hep konuşuluyor ya işte Norveç, Finlandiya. Bir de üstüne petrol çıkıyor olsaydı hayat çok güzeldi. Yani orayı ben de yönetirim, sen de yönetirsin sevgili Özlem. Ama bizim coğrafyamızda 85 milyonu beslemek zorundaysan, işsizliği gidermek zorundaysan, 2 sene evvel mezun ettiğin öğrenciye bir şekilde iş bulmak zorundaysan, bir şeylerden vazgeçmek zorundasın. O da maalesef enflasyon. Yani hepsini aynı anda yapamıyoruz çünkü. O zaman büyümeyi ön tarafa koyman gerekiyor ama yan etkilerine de katlanmak zorunda kalıyorsun. Dolayısıyla bu sarmalla devam ediyoruz gibi hani düşünüyorum ben. İşsizlikte evet pandemi nedeniyle işten çıkarmalar ertelendikçe ötelendikçe hani onun rakamlarda pozitif bir katkısı var. Yani rakamlar bu anlamda hani daha düşük geliyor. Bu aşılanmayla birlikte ama ben şöyle olumlu bir taraftayım. Özellikle belli sektörler, esnaflar başta olmak üzere işte hotel, restoran, kafe gibi istihdamın sorunlu olduğu yerlerde o büyümeyle birlikte biz hani daha çok COBİ ağırlıklı bir sektörde olduğumuz için imalat ya da işte dediğim gibi hizmet gibi ben istihdamın daha hızlı toparlayabileceğini düşünüyorum. Yani mevzuat gevşetildikçe yani işten çıkarmalarıyla ilgili olarak hani öne açılmaya başladıkça bunun farklı sektörlerdeki açılmayla kompanse edilebileceğini düşünüyorum ama tabii ki yine de rakamlar üzerinde bir olumsuz yansıması olabilecektir. Genelde şu anki rakamlardan çok uçuk veyahut da hani fazla uzak bir noktada çıkmayacaktır rakam diye düşünüyorum. En azından bugün için böyle. Önümüzdeki günlerde de dediğim gibi hani hem küresel hem de Türkiye'deki gelişmelere paralel olarak hani rakamları değerlendirmek lazım. Ama ben bu sene rekor bir büyümenin hala daha gelebileceğini düşünüyorum. Birçok sebepten dolayı işte aşılanma demin söylemeye çalıştım. İşte turizm gelirleri olsun. Bunun dışında işte okulların açılıyor olması, bundan hareketle yan sanayinin sektörlerin hareketlenmesi gibi. Büyüme hani pozitif geleceği için son çeyrek özelinde özellikle bir de bunun yansıması enflasyona olumlu olursa gıda fiyatlarıyla birlikte faiz maliyetleri yani finansman maliyetlerindeki düşüşle yani faizlerdeki düşüşü kastediyorum. Bu yıl için olmasa bile önümüzdeki yıl istihdama olumlu yansıyabileceğini düşünüyorum. Başkaca bir gelişme olmadığı takdirde. O yüzden hani çok kötümser değilim ama hani iyimser olmamızı da sağlayacak hani öyle wow dedirtecek bir durum ortada mı dersen henüz yok. Belki olur hocam. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum değerli yorum ve katkılarınız için. Sağ olun. Çok sağ olun. Görüşmek üzere, iyi yayınlar. Görüşmek üzere hocam. Doçent Doktor Cüneyt Dirican, ekonomisti uğurluyoruz. Efendim biraz piyasalardan bahsedelim, detayları öğrenelim. Bugün neleri fiyatlıyoruz? Beklentiler çokça yoğun diyoruz. Hem ECB var bir tarafta, Fed, NATO zirvesi, TCMB'nin faiz kararı, enflasyon beklentileri ve pandemideki bu aşı süreci. İnanılmaz tabii ki kafalar, belirsizlikler hakim ama belli ki bunlar da iyi günlerin sancıları mı desek. O yüzden biraz değerlendirelim. TR Yatırım Baş Ekonomisti Enver Erkan'la. Enver hoş geldin. Merhaba Özlem, hoş bulduk.
Evet Enver, bazen diyorum ki işte 2-2,5 saatlik yaklaşık program yapıyorum. Bazen şu konuya değinmemişim diyorum mesela. O kadar çok gündem meşgul ve yoğun ki nasıl kaçırırım diye kendime kızıyorum zaman zaman. Mesela öyle bir dönemden yine geçtiğimizi hissediyorum. Çokça konu var, konu başlıkları var. O yüzden yatırımcıların da işi çok zor gibi görünüyor. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Yani yatırımcılar aslında hangi ana haber başlıklarına odaklanmalı desem mesela? Evet, bazen hani senin belirttiğin sorunu biz yorum yaparken yaşıyoruz. O kadar yoğun bir gündem, çok fazla piyasa parametresi ve bunların hepsi de tabii ki hem içinde bulunduğumuz dönem hem de gelecek döneme etkileyecek potansiyellere sahip. Dolayısıyla hani özellikle o risk dengesini oluştururken bu potansiyel gelişmeleri, yol açabilecekleri sonuçları da eline boyuna ele almak gerekiyor. Bir bağlamda da aslında hani uzmanlık, ekonomistlik bunu gerektirir bir ışık tutabilmek adına. Şu an bizim piyasamız açısından bir yani bekleme modunun açık olduğunu söylemek mümkün. Çünkü genelde değer değişimleri sınırlı bir şekilde gerçekleşmekle beraber daha çok aslında gün içinde kayda değer hareketleri belli hisseler oluşturuyor daha çok. Yani şu an biraz makro gelişmelerden çok hisse bazlı düşünme noktasındayız ama piyasa makro gelişmelere kayacak. Çünkü biz içeride tabii ki döviz, faiz denklemi, Merkez Bankası politikaları ki hani önümüzdeki hafta Fed toplantısı, ardından gelecek TCMB toplantısı tabii ki bu noktada gelecek dönemi ışık tutması anlamında. Bir, Fed tapering, iki, Merkez Bankası'nın parasal sıkılaşma derecesi noktasında direkt olarak bir varlık fiyatlamasına konu olacak bir etkiye sahip olacaktır. Biraz tabii bize bir iyimserlik aşılandı. Neden? Bazı ülkelerin seyahat kriterlerini gevşetmesi, Almanya, Amerika gibi, bu önemli. Özellikle havacılık ve ya bununla alakalı sektörler açısından. Biraz da tabii ki 14 Haziran'daki Biden ve Sayın Erdoğan görüşmesi. İki ülke arasında S-400'ler, politik konular başta olmak üzere ayrışımların biraz ılımlı bir noktaya oturtulması beklentisi mevcut. Bu bakımdan da biraz açıkçası piyasa tahammül edilebilir seviyelerde diyebileceğimiz noktalarda. Tabii küresel varlık fiyatlamaları açısından özellikle bu doların trendi, Amerikan faizlerinin trendi ki biraz hani bu hafta hani kız kardeşler arasındaki denge, euro ve dolar arasındaki denge açısından tabii ki Avrupa Merkez Bankası'nın yarın yapacağı açıklamalar ve Amerika'nın enflasyon açıklaması çok kritik bir yerde duruyor bu noktada. Parasal trendleri tabii ki takip ediyoruz. Büyük merkez bankalarının hareketlerini, ekonomi düzeldikçe, enflasyon büyük bir korku olmaya devam ettikçe ve tabii ki talep arzı daha da sıkıştırmaya devam ettikçe politikaları sıkılaştırmayı değerlendirecek bir noktada olacaklardır. En azından bunu bugün yapmayacaklarsa önümüzdeki süreç içerisinde yapacaklar. Ve tabii ki onun küresel para hareketlerine yansımaları, gelişen ülkelerin etkilenme dereceleri ve kendi kırılganlık dereceleri bu noktada belirleyici bir noktada duracaktır. Evet, aslında senin de çok önemli noktaları değindiğini görüyorum. Peki ben biraz böyle yakın vadede gelecek olan rakamlarla da devam edeyim. Sonrasında zaten hem Borsa İstanbul'u kapatacağız, daha detaylı bakacağız ama birçok beklentiler var küresel tarafta da. Hem enflasyon verileri gelecek ABD tarafında, bir tarafta ECB ve Fed'in kararları. Nasıl bir beklenti içindesin? Hem ekonomik aktivitelerin biraz daha canlanması ama bir taraftan da enflasyon tedirginliği, işte üzerinde bir bu sefer de başka bir sorunu, başka bir pencereyi açıyor ama beklentilerde karma, yani işte geçici bir enflasyon ya da tam tersi de olabilir, kalıcı ve zarar da verici bir enflasyon olabilir küresel boyutta diye. Sen hangisine daha çok yakınsın? Şimdi enflasyonu körükleyen temel etmenin MTR rallisi olduğunu görüyoruz. MTR rallisinde temel körükleyen etmen tedarik darboğazı ve tabii ki buna bağlı olarak arz sıkıntısı. Çünkü üretimi belirleyen materyaller bunlar ve herhangi bir kullanım elastikiyeti de söz konusu olmadığı için özellikle hani günümüz
sanayi üretim teknolojisi içerisinde veya yüksek teknoloji içerisinde mesela bilgisayar çipleri, ekipman vesaire üretiminde ki bu sadece tabii ki teknoloji sektörü açısından değil, hani otomotivden tutun dayanıklı tüketimin bütün kollarına kadar uzanan bir durum. Ve tabii ki burada bir difüzyon etkisinden endişe etmekte piyasalar haklı bakıldığında. Piyasalar ve politikalar ayrışan bir noktada gözüküyor şu aşamada. Çünkü Fed'in yaklaşımı yani bunun oransal ve kalembazlı bir değişim şeklinde olduğu ve geçici etkiler ortadan kalktıktan sonra bu yılın sonlarına doğru olabilir veya gelecek yıl olabilir. Enflasyon hani bu korkulan seviyelerde olmayacak görüntüsü var ama hani buna bir indirgenme etkisi getirdiğimiz zaman bile hani dünyadaki bu tedarik darboğazının içerisinde hem mali teşviklerin getirmiş olduğu etki hem ekonomilerin toparlanmakta olduğu bir ortamda getirmiş bir etki yeterince sıkı bir arz noktasında talebin de iyice fiyat dengesini yukarıya doğru oturtmasına neden oluyor. Dolayısıyla bununla tabii ki politika yöntemiyle başa çıkılması gerekliliği elbette finansal analizlerde şu anda çokça yer bulan bir etmen. Evet. Ve dolayısıyla hani buradaki ortamda da hani enflasyonda artış eğilimi, yüksek fiyat baskıları hani Fed buna daha fazla dikkat edebilir ilerleyen dönemde şeklinde görünüyor. Yani dolayısıyla ben büyük merkez bankaları açısından en azından işin değerlendirme aşamasına geçilmesine, aksiyon aşamasına hemen geçilmeyecek tabii ki. Çünkü parasal koşullar bunu gerektiriyor. İlerleyen aylar işin iletişim bacağını oluşturacak ve zamanla bizi bir süreç içerisine doğru sokacak diye düşünüyorum. Evet. Enver, küçük bir ara yapalım müsaadenle. Sonrasında kaldığımız yerden hem de yurt içi de TL varlıklardaki görünümle devam edelim. Gün sonuna devam ediyoruz efendim. Bizi bekleyen TR Yatırım Baş Ekonomisti Enver Erkan'la. Enver, öncelikle teşekkür ederim beklediğin için. Şöyle hemen istersen Borsa İstanbul performansına yönü çevirelim. Borsa İstanbul'da da biraz aslında kararsızlık var gibi. Çünkü beklentiler çokça yoğun ve gündemi oluşturacak konular var. Ama sanki NATO zirvesi burada öne çıktı. Çünkü ABD ile olan ilişkiler ve bu ilişkinin önümüzdeki süreçteki boyutu endekste bir belirgin ve kur tarafında belirgin bir beklenti içine soktu. Senin yorumun nasıl olacak? Sence nasıl bir TL varlık göreceğiz Haziran'daki bu NATO zirvesi sonrası? Şu an tabii kur açısından hani durumu aslında biraz hani geçmişe göre daha tahammül sınırları içinde kalabilen bir fiyatlama olarak yorumlamak lazım. Çünkü tabii 8.58 olan bir kur itibariyle elbette bir düzelmeden söz etmek bu noktada mümkün değil. Ama NATO zirvesinden ılımlı bir ton geldiği takdirde yani bu tabii ki ilişkilerin iyi düzeyde yürütülmesi sadece stratejik bağlamda değil özellikle de Amerika ile ticari ilişki potansiyeli taşıyan hisse sektörler açısından da önemli bir noktada duruyor. Dolayısıyla burada özellikle hani savunma işbirliği konusu olsun veya Amerika'nın diğer ülkelere uyguladığı başta çelik kotaları olmak üzere ya da bununla alakalı diğer başka bazı durumlar olsun onlarla ilgili de potansiyel konularına ayrıca bakmak gerekiyor elbette. Ama tabii genel durum şu an piyasanın bir noktada aslında halen kötü bir düzlemde hareket etmiyor olmasının temelinde aslında elbette bu stratejik görüşmenin potansiyel çıkarımları gelmekte. Bununla beraber tabii genel Türk varlık değerlendirmesi açısından da özellikle CDS hareketinin biraz gerilemesi noktasında bunun biraz daha olumlu şekilde yansıması ihtimali söz edilebilir. Ama 14 Haziran görüşmesinden hemen sonra hemen birbirini takip eden tarihlerde 16 Haziran Fed açıklamaları belki bir tapering hani gelebilir de gelmeyebilir de çok ortada görünüyor ama Temmuz veya sonraki aylarda Fed o yola girecek gibi görünüyor. Ve tabii ki bizim merkez bankamızın
parasal sıkılaşma derecemizin derecemiz konusunda piyasanın çıkarım yapmasını sağlayacak olan faiz kararı. Ve biz tabii ki Merkez Bankası'nın bir yanılsama içerisine girmemesi gerektiğini ve enflasyonu daha normal şartlarla, hani Mayıs'ın kapanma şartlarının getirdiği düşüşten bağımsız bir şekilde değerlendirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ve tabii ki belli bir parasal sıkılaşma seviyesini korumak durumundayız. Hatta belki duruma göre biraz daha gardımızı yüksek tutmamız gerekebilir şu ortamda. O yüzden makro açıklamaların önemi tabii ki çok yoğun bir şekilde artacak ve bizdeki fiyatlamalar gerek dışarıdan para hareketlerini etkileyecek Fed kararları, dünyadaki enflasyon düzlemi, gerekse de enflasyonun bize yansımaları ve para politikası resmi. Çünkü biraz Temmuz-Ağustos çok kritik bir dönem olacağı benziyor bizde faizler açısından. Belki faizlerin indirilmesi konusunda ki baskının da artabileceği bir dönem olabilir. Yani o yüzden Merkez Bankası'nın pozisyonlanması elbette çok önemli. Tabii birçok değişken var. Hani piyasa bunun öncesinde çok sınırlı bantlar içerisinde kalabilir gibi görünüyor. Sonrasında tabii ki bence hareket aralığını mevcut durumlar arttıracaktır. Noktalar hangileri peki Enver? Ben çünkü şöyle biraz baktığımda bazı sektörler böyle yukarı çıkmak istiyor gibi. Bunların başında da işte ulaştırma turizm sektörü geliyor. Bir taraftan bankacılık hisseleri ön planda gibi geldi bana, bilmiyorum ama tabii asıl radarı siz söyleyeceksiniz. Şimdi evet, ulaştırma turizm hani daha iyi bir potansiyel taşıyabilir şimdi. Çünkü iki hafta öncesine göre daha iyi bir pozisyondayız. Hem tabii ki yurt içinde vaka sayılarının kapanma dönemleriyle çok oldukça düşük seviyelerde seyretmesi. Buna umuyoruz ki aşılama da ilerleyen dönemde çok önemli katkılarda bulunacak. Almanya Türkiye için uyarısının seviyesini düşürdü. Amerika aynı şekilde gitmeyini gözden geçirine çevirdi. Bunlar olumlu gelişmeler. Umuyoruz ki daha olumlu da olacak. Haziran tabii ki ölü geçti bu manada, dış ülkelerin bize uyguladıkları kısıtlamalar çerçevesinde. Temmuz-Ağustos daha tabii ki insanların yer değiştirmesi bağlamında ve dış turizm katkısı anlamında, bu tabii ki ödemeler dengesi açısından da çok kritik bir noktada duruyor. Bir potansiyel taşıyor gibi görünüyor. 21 Haziran'da Rusya'da uçuş sınırlarını kaldırırsa çok iyi olur elbette ilgili sektörler açısından. Bugün Sayın Erdoğan Kanal İstanbul'un temel atma tarihine işaret etti. Dolayısıyla oradan çıkacak iş kapasitesinden istifade edecek sektörler, çimento ki tabii ki burada coğrafi konumda değerlendirmek üzere şirketlerin potansiyeli değerlendirilmeli. GYO tarafı aynı şekilde, çünkü özellikle hani o bölgede oluşabilecek emlak potansiyeli de bu noktada iyi bir yerde durabilir. Materyal gereksinimi bağlamında yine inşaat malzemeleri, demir çelik bundan iyi bir şekilde istifade edebilir noktada olabilir. Konjüktürel olarak da değerlendirdiğimiz zaman. Yani biraz da tabii ki ihracat yapma potansiyeli olan sektörlere, hem dışarıda ihracat pazarlarımızda düzenlenen ekonomi, hem de TL'nin zayıflığı konusunda özellikle parite etkisinden gelecek etkiyle bir değerlendirme yapmak durumunda olacağız. Evet, biraz daha değil mi bu noktalara peki dikkat etmek gerekiyor. Enver, şöyle hemen kur tarafıyla ilgili beklentilerini de biraz daha teknik seviye tarafında almak istiyorum. Bu özellikle şimdi 8.60'ın altını kırdı tahvil faizleri, ABD tahvil faizlerindeki bu geri çekilme. Sence orada önümüzdeki süreçte güçlü bir destek verir mi kur tarafına, yoksa iç dinamikler yine hakimiyetini sürdürecek mi? Şimdi Amerikan tahvil faizleri 1.50'lere doğru çekildi. 1.52'ler benim en düşük görmüş olduğum seviyelerdi. 10 yıllıklarda 1.50'nin de altını gördük bugün. Gördü. Evet, 1.47'lik evet, seviyelere aşağı, kadar. Aşağı doğru kırılma eğilimi biraz daha ön planda. Evet, şu an ekrana da yansıdı, 1.49 olarak görünüyor. Bu bize zaman kazandıran bir etki yaratıyor. Yani piyasada o noktada Yellen'ın faiz mesajlarını böyle çok bir reaksiyon göstermedi.
Malum yani Yellen artık Fed dışından bir isim. Hani bunun Powell tarafından dile getirilmesi daha ters bir etki yapar. O bakımdan tabii Fed toplantısı bazı potansiyeller taşıyor ama şu an hani Fed'in yaklaşımının biraz daha buna ılımlı bir şekilde olduğunu, daha çok piyasanın zorlamaya çalıştığını görüyoruz. Ve tabii ki ekonomik koşullar, hem tabii ki ısınma etkisi, hem de elbette enflasyon baskıları bu noktada hala odak noktasında, en belirleyici noktada olmayı sürdürüyor. Küresel bir etki olmaması, kurun daha fazla yükselmemesi adına olumlu elbette. Biz de biraz önce belirttiğim siyasi, jeopolitik bazı gelişmeler bu 2-3 günlük iyimserliğe temel oluşturmuş görünüyor. Tabii kurun gerçek bir düşme potansiyelini en azından yakın dönem için realize edebilmesi adına 8.50 eşiğinin aşağısına doğru gerilemesi gerekiyor ki hani böyle yüksek bir hareket aralığı içerisine gelebilir mi? Bence mevcut iç dinamiklerle ve politika belirsizlik aralığının yüksek olmasıyla ben böyle bir eğilimin zor olduğunu düşünüyorum. Yani olsa bile kalıcılık sağlamayacaktır düşüncesindeyim. Geniş trend halen tabii ki TL aleyhine olmayı sürdürmekle beraber küresel sermaye hareketlerine bizim iç tamponlarımız itibariyle yapabileceği etki potansiyeli, yani bizdeki enflasyon potansiyeli zaten yüksek. Yani bunun içerisinde de bir küresel dolar fiyatlamasının etkisi yok. Yani dışarıdan gelen bir etki şu anda almış değiliz ama bizim kontrolümüzde olmayan etkiler de aslında hani evet, bunu absorbe edebilme kapasitemiz bizim tamamen iç kırılganlıklarımızla halledilmesine bağlı. Hani evet, TL'ye değer kaybettiren faktörler ortadan kalkmadıkça ben kurda kalıcı bir geri çekilme beklemem bu şartlarda. Hemen Borsa İstanbul'da kapatalım, sonra sohbetimize devam edelim. 1449 puandan tamamlıyoruz BIST 100'ü. BIST 100 %0,11 oranındaki yükselişle kapattı. Enver, hemen şöyle biraz da Euro-Dolar paritesini dinlemek istiyorum senden, dolar endeksi. Yani biz iç dinamiklere belli ki bir süre daha bağlı kalacağız senin değerlendirmenle. Peki Euro-Dolar paritesinde yön sence nasıl bir kırılma gösterir? Euro-Dolar 1,22 civarlarında zorlandı. Çok üzerine doğru hareket edemedi. Şu anda da az altında devam ediyor. Dolar endeksinin hareketinin de şu an 90 düzleminden uzaklaşmadığını görüyoruz ki tahvil faizlerinin bir yükseliş potansiyeli realize edememesi bu noktada, özellikle geçen haftaki problematik istihdam verisinden sonra bu duruma biraz temel oluşturmuş görünüyor. Tabii buna bağlı olarak da henüz Powell'ın tapering noktasına da kaymayacağı beklentileri doların bir satın alma ilgisini realize etme noktasında çok elini güçlendirmiyor şu anda. Euro bazında bakıldığı zaman tabii yarın Avrupa Merkez Bankası'nın da bir PEP programına ilişkin bir değişiklik yapması beklenmemekle beraber hani oranın da aslında tapering konusunda çok acele etmeyeceği beklentilerinin ön planda olduğunu görüyoruz. Tabii yine ekonomide bir toparlanma ve enflasyon baskıları Avrupa Merkez Bankası açısından da hissediliyor ve son dönem ekonomik gelişmeler, imalat sanayi, rekor seviyelerde aktivite artışında, aşılamanın etkisiyle hizmet sektöründe açılmalar gerçekleştiriyor. Bir yanda da tabii aynı göstergeler fiyat baskılarının da arttığını göstermesi bağlamında aşağı yönlü, yukarı yönlü dengeli bir risk profili var bu noktada. Haliyle yarın ECB genel eğilimleri değiştiren bir düzlemde karar vermeyecektir diye düşünüyorum. Biraz piyasaya zaman kazandıracaktır bu. Doların değerlenme aşaması Fed'in resmi olarak varlık alımlarını azaltabileceğini ilk açıklamasıyla beraber bir dönüm noktası içerisine geçecektir. Çünkü relatif bağlamda doların
şu an oldukça ucuz bir konumlanma içerisinde olması euro açısından önce. Belki kısa dönem için paritede biraz daha yukarı doğru, belki bir üst kademeye doğru potansiyel söz konusu olabilir. Ben de paritenin biraz daha yukarı seviyelerden aşağı doğru dönüş yapmasını bekliyorum. Fed dinamikleri bozmazsa bu bir süre daha devam edebilir. Fed dinamikleri bozduğu anda piyasa bunu dolara geçme anlamında bir optimal seviye olarak görebilir. Enver Erkan, çok teşekkür ediyorum katkı ve değerlendirmelerin için. Sağ ol. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. TR Yatırım Baş Ekonomisti Enver Erkan'ı uğurluyoruz. Demiştik efendim, aslında sözlerde, değerlendirmelerde duyuyoruz. Emtia tarafındaki bu yükseliş, yükseliş potansiyeli nereye kadar gider? Hem varlık alım programlarındaki devamlılık, hem faiz tarafında küresel boyutta özellikle eksi ve sıfır faiz oranlarının olması, var olması ve bu likit fazlalığının emtia tarafını peki hangi noktaya getireceği soru işareti. O yüzden değerlendiriyoruz. Hemen emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen'le birlikte. Zafer, hoş geldin. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. İstersen biraz hemen petrol cephesiyle başlayalım. Orada bir oynaklık var. 72 doların üzerine gelen bir Brent petrol varil fiyatı gördük bugün. Bir diğer taraftaysa ABD ham petrol varil fiyatında da 70 doların üzeri. Geçtiğimiz hafta 71 dolarlı seviyede Brent petrol kalıcılık göstermeye çabaladı, başladı. Ama yükseliş hala sanki yukarıya doğru. Nasıl yorumluyorsunuz? Brent petrol tarafında zaten bir süreden beri çok güçlü bir seyir olduğunu konuşuyorduk sıklıkla. OPEC toplantısında kesintilerin devam etmemesi ya daha doğrusu arzın artmaması burada petrol fiyatlarının yukarı doğru yönelmesine yol açtı. Tabii ki önceki yayınlarda da konuştuğumuz gibi Çin, Hindistan petrol fiyatlarında aşağı gelmesini istiyor. Petrol fiyatlarındaki yükselişi çok fazla desteklemiyor ama özellikle OPEC ve Amerika'nın yüksek petrol fiyatlarını istediğini bu sene başından beri konuşuyoruz. Bu da fiyatlamaların yukarı doğru gitmesini kaçınılmaz kılıyor. 72 dolar seviyesi fakat çok önemli bir seviye ki bu seviye özellikle pandemi krizinden önceki seviyelere ulaşmak için yatay bant olarak gördüğümüz seviyeydi. Fakat bu seviyelere kadar geldi. Bu seviyelerin üzerine çıkması durumunda birçok tahmin raporunda bahsedilen kısa vadeli hızlı yukarı ataklar Brent petrol tarafında, gelebilir. Öyle gözükmekte. Özellikle ekonomilerin açılmaya başlamasıyla, Avrupa'da kısıtlamaların azalmasıyla beraber yavaş yavaş ulaşım sektörünün canlandığını, burada petrol talebinin önemli artış göstermeye başladığını görüyoruz. Petrol stok rakamlarında da haftalık verilerde de bunu görüyoruz. Bu da tabii ki petrol fiyatlarının yukarı doğru yönelmesine yol açıyor. Kısa vadede de çok aşağı gelecek gibi değil. Özellikle 1 Temmuz'da yapılacak yeni OPEC toplantısı çok daha önem kazandı bu noktada. Artık herkesin gözü bu toplantıda diyebiliriz. Bu toplantıda alınacak kararlarla artık fiyatlar belirlenecektir diye düşünüyorum ben. Hemen altın tarafına geçiş yapalım. Altın onsuyla ilgili beklentilerde de şimdi tahvil faizlerinde değişimlerle birlikte altın onsu bu sefer hareketlenmeye başladı. 1900 dolarlı seviyelere çok yakın ama ana trend sence nasıl? Burada bu ekranlarda zaten daha önce de konuşmuştuk. Yani yılın ilk yarısında özellikle 2021'e başlarken petrol fiyatlarında yukarı yönlü yükseliş beklentisi vardı. Fakat daha sonradan gelen sert satışlarla beraber tahvil faiz getirilerindeki yükselişle beraber bunun yılın ikinci yarısına doğru sarktığını konuşmuştuk. Sarkabileceğini konuşmuştuk ki artık yılın ikinci yarısına doğru zaten ons altın fiyatında da hareketlenmeyi gördük. Burada hem tahvil faiz getirilerinde aşağı yönlü hareketler başladı ki bir miktar daha sizin de bildiğiniz gibi orada yukarıdaki direnç seviyesini geçememişti. Bu direnç seviyesinde bakacak olursak yaklaşık 1.74 seviyeleri. Bu seviyeni geçemedi ve buradan aşağıya doğru geri çekilmeyi gösterdi. Bu noktada kısa destek olan 1.54 seviyesinin de altına gelmiş durumda. 1.50 seviyesinin de altında. Bu da ons altını destekleyen unsurlardan bir tanesi olarak görülmesi lazım. Aynı zamanda da enflasyonist etkiler, enflasyon verilerinin piyasa üzerinde bir miktar endişe yarattığını, yılın ilk yarısında özellikle ons altından kripto paraları olsun, bir riskli varlıkları olsun yönelen paranın bir miktar artık yavaş yavaş geri ons altına doğru geri geldiğini görüyoruz. Para girişlerinin olduğunu görüyoruz. Bu da özellikle büyük kurumsal fonlar tarafında talebin tekrar canlanmaya başladığını gösteriyor ki bu önümüzdeki dönem için de ons altında yukarı yönlü fiyatlamanın görülmesine neden olabilecek işaretlerden bir tanesi olabilir. Ama kısa vadede baktığımız zaman 1895 seviyesi, 1900 seviyesi çok önemli seviyeydi.
bunun üstünde kalıcılık sağlayamıyor maalesef. Bunun altında 1847'lere doğru, 1850'lere doğru bir geri çekilme gelebilir tekrar. Bunu da daha önceki yayınlarda da konuşmuştuk. Bunun altında ben çok olacağını düşünmüyorum ama bir alt seviye belki 1821'ler olabilir. Bunun haricinde eğer gelecek enflasyon verileriyle yukarı yönlü ataklar olursa 1900 üstünde 2 günlük kapanışlar görebilirsek bu sefer 1930 ve 1960 atakları gelebilir ki yılın ikinci yarısında özellikle Temmuz, Ağustos, Eylül aylarına doğru ons altının bir miktar daha ön plana çıktığını görebiliriz. Özellikle biraz önce de yayında konuşuyordunuz zaten. Özellikle FED tarafından gelecek tapering açıklamaları da önemli olacaktır bu noktada. Peki Zafer, şimdi gümüş aslında beraberinde gidiyordu altın onsuyla, gümüşün ons tarafındaki fiyatlamaya da bakacak olursak, ama şimdi zaman zaman kar satışları daha derin görülebiliyor. Zaman zaman yani ayrışmalar da var gümüş tarafında. O yüzden de öne çıkıyor gümüşteki beklenti ve nasıl diyelim, destek ve direnç noktaları. Çünkü yatırımcıların biraz da sanki ilgisinin azaldığı gözlemleniyor genel piyasa koşullarında. Gümüşte aslında çok fazla piyasa koşullarında bir miktar azaldığını söyleyebiliriz ki özellikle bundan bir önceki dönemde, yani yılın ilk çeyreğinde gümüş tarafına gelen yatırımlardan sonra bir miktar para çıkışı olduğunu söylemek mümkün. Fakat genel olarak baktığımız zaman burada özellikle reel tüketiciler tarafından gelen talebin, yani reel talebin hala güçlü olduğunu, hatta bir miktar daha güçlendiğini görüyoruz. Bu da fiyatlamanın yukarı doğru yollanmasına yol açıyor. Özellikle 27-50 üzeri seviyesinde tutunduğunu görüyoruz gümüşün, ki burası önemli seviyeydi. Bunun üzerinde kaldıkça 29'lu seviyelere doğru yükselmesi düşünülebilir, tahmin edilebilir diye öngörülebilir olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu tarafta da ekonomilerin açılmasıyla beraber gümüş talebinin bir miktar daha öne çıkabileceğini söyleyebiliriz. 27-50 seviyesi üzerinde kaldıkça dediğim gibi ilk etapta hızlıca 28-25 seviyelerine doğru bir hareket olabilir. Bunun üstünde de 29-14 seviyeleri görülebilir ki bir süreden beri yatayda, burada bir miktar güç toplamaya çalıştığını söyleyebiliriz gümüş için. Ama diğer taraftan kurumsal yatırımcılar tarafından da son dönemde gelen para girişlerinin gümüşte de bir miktar olduğunu söylemek lazım. Buradaki para girişleri önümüzdeki dönemde gümüşün tekrar yukarı doğru bir atak yapmasına yol açabilir. Hemen şöyle biraz tarım emtiyası cephesine geçmek istiyorum. Şimdi enflasyon baskılarının çok konuşulduğu bir küresel dönemden geçiyoruz aslında. İşte enflasyon kalıcı mı olacak, geçici mi olacak, fiyatlarda yine bir artış beklentisi var mı? Bunu da net bir şekilde aslında emtia tarafındaki bu yükseliş trendlerinden görüyoruz. Evet, gümüş ve altın belki yatırım aracı olarak da biraz ayrıştırılabilir ama kullanım alanlarına göre ve tarım tarafındaki ciddi artışlara da şahit olduk. İstersen orada senin önemli dediğin noktalar üzerinden değerlendirmelere başlayalım. Hangileri şu an için bu geçtiğimiz haftalarda ön plana çıktı? Açıkçası herhalde altını çizmemiz gereken en önemli nokta önümüzde dünyayı merkez bankalarına, hükümetleri bekleyen en önemli sorunun enflasyon sorunu olacağını söyleyebiliriz. Zaten evet, bunu geçtiğimiz dönem Amerika'da son 10 yılın en yüksek enflasyon rakamı görülmüştü. Bu kadar artan endüstriyel metallerde, tarım emtialarında yaşanan yükselişlerin, Brent petrolde petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin enflasyonu arttırması kaçınılmaz olacak maalesef. Bu en önemli olgulardan bir tanesi. Diğer taraftan geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün yeni üretim tahminleri açıklandı. Yeni sezona yönelik ilk üretim tahminleri açıklandı. Bir süreden beri bu ekranlarda da konuşuyoruz. Yani sıcak var, yağışsız hava gidiyor. Bundan dolayı rekolte düşüyor. Evet, bu sene için düşüyor ama önümüzdeki sezona yönelik yapılan beklentiler, tahminler maalesef hem üretim tarafında hem de stoklar tarafında artışa dikkat çekiyor. Tabii buna maalesef demek üreticiler açısından çok doğru değil. Onlar adına sevindirici. Önümüzdeki dönemde üretimin artacağı, stokların da artacağı beklentisi var. Fakat diğer taraftan fiyatlar için bir satış baskısı unsuru olabilir ki zaten birkaç gündür bu satış baskısının da etkili olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan tabii Amerika'da da sıcak havalar var. Bu sıcak havalar biz üretim tahminleri yukarı doğru geldikçe Amerika'da da sıcak hava maalesef devam ediyor. Kurak hava devam ediyor. Bu da kısa vadeli fiyatların yukarı doğru gitmesine yol açıyor. Böyle bir durum söz konusu. Bu şu anda etkili olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan da Çin tarafında çok ciddi alımlar var. Bunun altını çizmek lazım. Çin şu anda neredeyse bütün emtia
dünyalarda en önemli aktör konumuna gelmiş durumda. Mısır olsun, pamuk olsun, şeker olsun, kahve olsun, petrol olsun, bu emtialarda çok ciddi talep yaratıyor ve bundan dolayı da fiyatların yüksek kalmasına yol açıyor ki örneğin Mısır'da neredeyse rekor seviyelerde her hafta ihracat rakamları açılıyor. Çok yüksek seviyelerde devam ediyor. Bunun olduğunu söyleyebiliriz. Bir de tabii bu ekranlarda da sık sık konuşmuştuk. Umarım yatırımcılar da faydalanmıştır bundan. Kahve fiyatlarının yükselebileceğini konuşmuştuk. Ki o dönemde fiyatlar 120'li dolar seviyelerinden şu anda 160 dolar seviyelerine gelmiş yani durumda. Yani kahveyi çok seven biri olarak söylüyorum. İki katı yani. Evet. Yani önümüzdeki dönemde de kahve fiyatlarındaki yükseliş devam edebilir. Çünkü Brezilya tarafında özellikle ağaçların çiçeklenmesi bu yağışların yetersiz olmasından dolayı oldukça zor oldu. Burada da rekolte düşecek gibi, üretim fazlası azalacak gibi, bu da fiyatların açılacak kahve zincirleriyle beraber daha da yukarı gitmesine yol açabilir. Genel olarak baktığımız zaman tarım emtialarında görünüm bir miktar hububat tarafında buğday, mısır, pirinç olsun, pamuk olsun bir miktar soru işaretlerini beraberinde getirdi yeni sezona yönelik üretim tahminleriyle beraber. Fakat kısa vadeli hala kuraklık sorunu, sıcak havalar sorunu hala devam etmekte. Bunun fiyatlamaları etkisini görüyoruz. Diğer taraftan da Çin etkisini görüyoruz. Endüstriyel metallere de bakacak olursak endüstriyel metallerde maalesef Çin tek başına bütün etkileri belirleyen, bütün fiyatlamaları belirleyen bir duruma gelmiş konumda. Avrupa ekonomilerinin açılması, diğer ekonomilerin de açılması burada tekrar yüksek talebin devam edeceğini gösteriyor bize. Kısa vadeli buradaki en büyük sorun tabii yüksek talebi karşılayacak kısa vadeli arz olabilir. Fakat gemilerle taşınacak büyük tankerler veya konteynerler veya ulaşım tarafında yaşanacak bir sıkıntı var. Çünkü aynı anda bütün talebi bir anda karşılayamazsınız. Belli bir döneme yayılmak zorunda. Bu da tedarik zinciri sıkıntılarını oluşturacak. Bu da kısa vadeli yukarı yönlü beklenmedik fiyatlar görülmesini yol açabilir zaman zaman emtialar tarafında. Zafer Ergezen, çok teşekkür ediyorum değerli yorum ve katkılarından dolayı. Sağ ol. Rica ederim. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen'le birlikte gün sonunu burada noktalıyoruz. Kısa bir aradan sonra ise Stüdyo New York'la karşınızda olacağım.